Değerli izleyenler, Nota Medya YouTube kanalı ekranlarındayız. Teknik İşler Bürosu sohbet programımızın 6. 6. bölümünde tekrar birlikteyiz. Ben İbrahim. Ben Halit. Geçen hafta güneş panelleri hakkında konuşmuştuk. Evet. Bu hafta da bir elektronik ve bilgisayarla alakalı sistemlere dair konuşmak istiyorum. Güvenlik sistemleriyle alakalı Halit'e bir şeyler sormak istiyorum. Bu Evet konuda bizi abi. aydınlatacağını umuyorum. İnşallah abi. Değerli Halit, güvenlik sistemleri dediğimiz zaman aklımıza neler gelmeli? Kısaca bundan bahseder misin? Evet. Abi şimdi bu çok açık bir, uzun bir mesele aslında abi. Şimdi güvenlik sistemleri deyince çoğumuzun aklına işte hırsız alarm sistemleri, ondan sonra güvenlik kamera sistemleri, ondan sonra yangın ihbar sistemleri derken aslında birçoğumuz evimizde de kullandığımız güvenlik sistemlerimiz var abi. Mesela örnek veriyorum yangın, doğalgaz Evet. kaçağı, Karbonmonoksit. evet, ocaklarımızın başında. Bunlar da bir güvenlik sistemidir. Onun dışında yeri geliyor bebeklerimizi izlemek için kullandığımız bebek kameraları. Evet. Bunlar da bir güvenlik sistemidir. Daha çok güvenlik sistemi deyince ilk akla gelen şeylerden biri güvenlik kamera sistemleri. Tabii şimdi Evet. süremiz kısıtlı. Çok uzun Evet. da bir program yapmayacağız zaten. Evet. İlerleyen süreçte diğer konulardan da, Evet. diğer maddelerden de Evet. bahsederiz. Öncelikle konuşacağımız husus bence güvenlik Güvenlik kamerası kamera. En sistemleri çok da tabii olmalı. ilk akla gelen Tabii şeylerden biri bu güvenlik zaten. dediğimiz Evet. zaman en yaygın olarak kullanılan ve gerçi en Tabii işlevsel diğer olan da bu evet. zaten. Diğerleri de kullanılıyor ama dediğim gibi güvenlik kamera sistemleri dediğim zaman zaten birçoğu şu anda işin içine katılabiliyor. Evet. Diğer sistemlerde ona entegre edilebiliyor yani. Şimdi güvenlik kamera sistemi dendiği zaman benim bildiğim kadarıyla eskiden analog sistemler vardı. Evet. Hatta daha eskisinde kayıt sistemi de analogtu. Yani manyetik teyp kasetlerine falan Evet, kaydedilen evet. sistemler de vardı. Tabii uzunca bir süredir artık hard disklere kayıt yapılıyor. Evet. Analog sistemlerde artık piyasadan çoğunlukla silindi. Şu Evet. anda yarı analog, yarı dijital sistem artık sen izah edersin. Evet. Bir de artık IP. bildiğimiz IP dijital sistemler Evet. var. Sayısal sistemler var artık. Evet. Bize bu sistemlerden kısaca bahsedebilir misin? Aralarındaki Evet. temel farklar nedir? Şimdi abi analog kamera sistemlerinden bahsettin abi. Aslında analog kamera sistemleri hala her ne kadar eski sistem olsa da her geçen gün yani teknolojinin gelişmesiyle yani yeni arayüzleriyle birlikte günden güne yeni teknolojilerle çalışmaya devam etmekte abi. Aslında analog sistem de kendi içinde Aha, gelişiyor tabii yani. aynen abi. Bu analog sistemi açacak olursak abi ilk yani kelime anlamını AHD analog HD high definition anlamında Evet. evet analog HD. Şimdi abi bu kamera sistemi Özür dilerim. Analog HD derken yani önceden bir analog Heh, sistem vardı. evet. Onun daha yüksek çözünürlüklüsü Analog HD, ama yine analog AHD. sistem Evet, üzerinden. Evet. analog HD. Hatta onları da ayıracak olursak şu anda CVBS, HDTVI, HDCVI diye geliyor. Şu an en son Evet. çıkan sistem HDCVI abi. Bunlar aslında bir iletim sistemi. Koaksiyel kablo içerisindeki bir iletim sistemi. Önceden bu TV-Line, MV-Line hikayeleri falan vardı. Evet. Yani bundan 10 sene önce falan. Evet. Onlar hala geçerli mi bu Onlar da sistem? geçerli ama şu anda abi dedi, şeyine geldiğimiz zaman hepsi aynı arayüz üzerinden aynı şekilde çalışıyor. Şimdi birazdan IP sistemine geçince zaten aradaki fark buradan çıkacak abi. Abi analog HD, AHD dediğimiz sistem aslında bir nevi FPS dediğimiz yani saniyede çekilen fotoğraf sayısı Türkçe Yani anlamı. kaç kare Evet kaç alıyor kare yani? aynen. Ortalama bu AHD sistemlerde 25-30 FPS'dir abi. Yani aslında analog HD kamera dediğimiz AHD kameralar ya HDTV ya Bu çok yüksek HDCVI. bir değer aslında. Evet. Yani fena bir değer değil. Dakikada bizim yani anlayabileceğimiz şekilde 25 veya 30 tane fotoğraf çekiyor Evet. bir saniye içerisinde. Bunu da bir koaksiyel kablo üzerinden kayıt cihazına gönderiyor. Kayıt cihazı dediğimiz yani DVR cihazları. Bunların içindeki işlemci bunları çözümleyip Sayısala yani çeviriyor. sayısal bir veriye çevirip kayıt cihazının içindeki hard diske veya bir cihaza kaydını yapıyor. Diğer de IP sistemde de bunun tam tersi kayıt cihazının içinde olan sistem yani yazılım, bilgisayar aslında bir nevi kayıt cihazının bir bilgisayar diyebiliriz. Evet. IP sistemlerde de abi kameranın kendi içinde bir bilgisayar olarak düşünüp yani kayıt cihazını kameranın içinde düşünüp hem görüntüyü alıyor, fotoğrafları çekiyor, hem kendisi işliyor ve dijital veriye çevirip kayıt cihazına aslında kayıt cihazı olmadan da kendi başına çalışan bir sistem IP Şöyle kamera. o zaman analog sistemlerde yine aynı şekilde kayıt cihazı gelen Evet. analog veriyi, görüntü verisini Evet. dijitale Dijitale çevirip çeviriyor. diske kaydediyor. Evet. Sıkıştırıp diske AHD'lerin kaydediyor. bundan aslında temel anlamda farkı elbette teknolojik gelişimler de var. Hı. Görüntüleme Tabii kalitesi günden açısından, güne sensör birazcık kalitesi değişiyor. açısından Evet. ama sadece daha yüksek çözünürlükte görüntüyü aynı şekilde analog olarak aktarıp kayıt cihazında dijitale Dijitale çeviriyor. çeviriyor. Fakat IP sistemlerde kameranın Hissi kendisi dijitale çeviriyor. doğrudan hani bilgisayarımıza bağlamış olduğumuz bir webcam ya da telefonumuzun kamerası gibi Evet. sensörde almış olduğu veriyi doğrudan dijital olarak aktarıyor. Evet, kesinlikle abi. Yani o zaman şöyle mesela bir analog kamerayı aslında doğru bir konnektör yardımıyla bir monitöre bağlayıp doğrudan çalıştırabiliriz. Çalıştırabiliriz. Ama IP kamerayı arada bir çözücü, sayısal sistemi çözücü bir program Evet. ya da yazılım olmadan, bir bilgisayar olmadan Bilgisayar olmadan doğrudan kamera yapamayız. olarak Aynen, kullanamayız. aynen öyle abi. Yani dediğim gibi analog HD dediğimiz aslında evlerimizdeki televizyon yayınlarında ne yapıyoruz abi? Uydudan
yayını alıyoruz. Evet. Televizyona aktarıyoruz. Aynı o kablonun içine ne geliyor? Görüntü ve ses geliyor. Ama kaydı, görüntü kayıtlarını evet. dijital olarak tutuyor. Tabii. Görüntü işte. Kayıtlarını, işte kayıt cihazı, DVR cihazları abi. Görüntüyü işliyor, sıkıştırıyor. Hard disklere, yani kayıt bölümüne kayıtlarını aktarıyor. Diğer sistemde görüntü kendisi, kameranın kendisi işliyor. Görüntüyü kendisi alıyor. Dijitale çevirip evet, gönderiyor. Dijitale çevirip. O zaman şey gibi yani anlaşılır olması açısından söylüyorum. Bir internet kafe gibi. Evet. Bir tane merkez ana bilgisayar var. Diğer bilgisayarların hepsi aynı ağa bağlı evet. çalışan bilgisayar evet. var. Burada da kameralar aslında bir ağ kuruluyor. Yerel evet. ağ kuruluyor. Kesinlikle. Bu yerel ağa bağlı birer bilgisayar gibi aslında evet. hepsi. Onlar da aslında birer içinde yazılımı olan bilgisayar gibi. Tabii, yani tabii. Gümrü, gümrü Linux işlemcilerden bahsediyor. Yazılımlardan kameranın bahsediyor. Kendisinden tabii. bahsediyor. Kamerada evet. da yani doğrudan almış olduğu, evet. sensörün algılamış olduğu ışığı şimdi şeye çeviriyor. Bir radyo sinyaline çeviriyor. Evet. Onu da aslında doğrudan sayısal sinyallere çevirip, evet. sıfır birlere çevirip evet. yani. Kesinlikle. Bu şekilde gönderiyor. Aynen öyle abi. E tabii şimdi böyle olduğu zaman abi, şimdi mesela AHD analog kameralardan bahsettik. İkisini bir karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük farklar meydana geliyor. Şimdi dediğim gibi ne dedik? Analog HD kamerasında bir koaksiyel kablo üzerine yani bildiğim şu evet. televizyon anten kabloları üzerinden çalışıyor. Ayrıyeten bir de tabii kameranın çalışabilmesi için voltaja ihtiyaç var. Tabii ki. Kameraya elektrik gönderebilmek için. Yani 12 voltta çalışıyor abi genellikle kameralar. Şimdi ne oluyor? Bu sefer kablo karmaşası olmuş oluyor. Yani bir görüntü kablosu bir de enerji kablosu. Evet. Zaten şu anda bunların abi CCTV kablolar var. Hem içerisinde bakır ve şasesi yani görüntü ve görüntünün şasesi. Evet, ona ne deniyor? Filmli kablo deniyor. Evet, dışında aslında evet. şey de var. Manyetik izolasyon da var. İzolasyon da var. AHD kameralarda daha çok parazitleriyle ünlüdür abi. Çok parazit. Analog evet. bir sinyal alıyorsun. Aslında şöyle söyleyelim. Eski tip evimizdeki çatılarımızdaki antenler evet. sinyal alıyordu. Evet. Doğrudan onu analog şekilde bizim tünele evet, yani evet. yükseltici ardından da tünel sistemine çevirip onu orada bir televizyon bir şekilde bir görüntüye dönüştürüyordu. Evet. Bu sistemin hepsi analogdu orada evet. bir şekilde. Böyle olduğu zaman da dışarıdan gelecek diğer türlü radyo frekanslarına ya da manyetik dalgalara karşı etkileniyor. Evet. O zaman AHD kameralar da evet. Aynı şekilde görüntüyü taşırken parazitlere karşı tabii açık mesela, aslında. Mesela şöyle bahsedeyim abi. Büyük bir yerleşkede, büyük bir kurumda böyle analog kamera olduğunu düşünelim. Mesela elektrik kablolarıyla yüksek akım çeken elektrik kablolarına aynı an yerden geçiyorsa parazit yapma ihtimali çok yüksektir. Evet. Bir daha bu kameraların, şimdi az önce de bahsettik yani karasal kablo üzerinden evet. görüntü aktardığını. Şöyle bir mesele de var yani bunda düşündüğümden. Bir güvenlik açığı var. Şimdi mesela dedim aradan o bakıra girip tabii. görüntü çalınma ihtimali, görüntüyü başkalarının izleme ihtimali olabilir mi? Böyle bir şey de var yani. Tabii. Evet. IP sistemle IP sistemi bu yok. Araya çünkü bir bilgisayarla girip yani. Yok. IP'sini bilmedikten sonra çalıştığı ağ bilmedikten sonra o işte ağa girmeler. Şifresi var. O kameraların kendi şifreleri var. Çünkü ne dedik? İçinde bir yazılım var. Tabii. İçinde bir yazılım var. Güvenlikli bir sistem olduğu için o birazcık daha zor. Şimdi kısaca çalışma sistemlerinden değindik. Evet. Tabii burada özellikle izleyicilerimizin büyük çoğunluğunu ilgilendiren kısmı kendi işletmeleri, evleri, bağları, bahçeleri için evet. ya da fabrikaları için, işte hayvan besi damları için güvenlik kamera sistemi seçerken neye evet. dikkat etmeleri gerektiği husus olur. Yani evet. çalışma prensibi aslında çok önemli değil. Evet. Burada önemli olan şey şu. Ne kadar büyük bir operasyona nasıl bir kamera sistemi olması lazım? Yani operasyonu evet. benim tahminim bu tabii ki burada ekonomik şeyler de var. Yani muhtemelen evet. bir fiyat farkı da oluşuyordur. Tabii ki. Şöyle söyleyeyim yani ben mesela bir işletmeci olarak işte besi damımda ya da fabrikamda evet. operasyonun büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre hangi kıstaslara göre bu hangi kamera sistemini seçmeliyim? Evet. Önce bunu konuşalım. Sonrasında da ürün seçiminde nelere dikkat edeceğiz? Onu da daha sonra değerlendirelim. Tamam. Öncelikle ben farklı operasyon büyüklüklerine göre evet. hangi tip kamera seçmeliyim? Evet. Abi şimdi dedim ki burada ilk başta şimdi... küçükten özür dilerim. Evet. Küçükten büyüğe doğru gidelim. Yani küçükten işte bir bağ evi, evet. işte kendi evimiz, evet. işte apartman, işte evet. besi damı, fabrika, işletme, dükkan bu tarz öyle şeyler. Öyle evet. gidelim abi. Evet. Dediğim gibi mesela örnek verdin. Köydeki evime ayda yılda bir gittiğim için evet. eve hırsız girmemesi için bir sistem yaptırayım dedim mesela düşündüm. Böyle bir sistemde abi şimdi ben sana AHD sistemleri öneririm abi. Çünkü neden diyeceksin? Şimdi az önceki bahsettim ya abi AHD ve IP kameralar arasında aşırı büyük bir de fiyat farkı var. Evet. Yani fiyatına göre. Yani önceliğimiz burada maliyet var. Tabii maliyet var. Maliyet var. Yani IP kameranın ekstra maliyetine katlanmayı gerektirecek bir artı sağlamayacak mı bize? Ya, bir bağ evi gibi bir yerde bunu yapmamız. Tabii ki abi şimdi dediğim gibi kameranın görüşü yani görüşün netliği çok iyi olsun dersen yani maddi olarak da bir sıkıntım yok dersen o zaman tabii ki Poesivision'ı alırsın.
Ona göre CAT 6 kaliteli kablolarını alırsın. Güzel IP kameralarını alırsın. Güzel hard disklerini alırsın. Daha büyük hard disk. Analog kameraya göre. Şimdi analog kameraya göre IP kamera daha fazla yer tutar. Şöyle özür dilerim. Evet. Şu açıdan değerlendirelim. Yani ekonomik imkan elbette bir kıstas. En azından bir uzman görüşü olarak fiyat performans değerlendirmesi ve ne kadar efektif olacağı. Yani oraya o parayı harcamayı benim imkanımın olması o parayı harcamamı da gerektirmez yani. Yani. Şu temel anlamda şu kadar ihtiyacınızı görecek seviye ve bu yeterlidir diyebilir miyiz analog sistem? Tabii ki böyle bir şey için 4, 8, 16 kanala kadar, kamera sayısına kadar. Dediğim gibi kablo mesafesinin 70-80 metreyi aşmayacağı Yani durumlarda. tabii ki mesafe önemli. Evet. Çünkü dediğim gibi Ve uzun mesafede analog kamerada büyük düşüş. kamera sayısı da önemli o Tabii. zaman. Ama ne, yani şey açısından mı bu? Sistemi yönetme açısından mı? Yoksa kayıt cihazlarının durumu açısından mı? Kamera sayısı. Mesela 36, Abi 40, şu 50, anda 60 kamera AHD'de sıkıntı. abi 32 kamerada kanallı kayıt cihazları var. 64 kanallı kayıt cihazları da var. Yine az önceki bahsettiğimiz bütçe meselesi geliyor. Ama dediğim gibi Bavin'den örnek verdik. Dediğim gibi ne olur en fazla 70-80 metreye kablo götürürsün. 70-80 metrede 16 tane kamerayı taktığımızı düşündüğümüz zaman yani çok büyük bir alan olmadığını düşün. Zaten aradaki mesafeler de çok olmayacağı için Ya, tabii kameraların canım. birbirini görerek gideceği Yani bir için köy evinde işte evet. ufak bir işte birkaç hayvanlık bir yerde ya da bir bağ evinde Evet. zaten 8 kamera 10 kamera Evet. oluyor. Yani kaç Şimdi tane? sayı arttığı zaman abi bunda yani arıza ihtimali birazcık daha fazla. Yani Anladım. aslında daha doğrusu kamera da arızası değil de şimdi bunda IP kamera göre daha fazla jack var. Daha fazla Ha tabii eklenti var. konnektör E tabii bağlantı sistemi. konnektörler var. Ondan sonra dediğim gibi power jackları kamera tarafında aynı şekilde, kayıt cihazı tarafında aynı şekilde. Ondan sonra bunları besleyen trafolar var. Kaç kamera varsa Ha, tabii onun buraya kadar elektrik de götürecek tabii. demektir. Şimdi uzun mesafe ise DC'de biliyorsun abi voltaj düşümü oluyor. Evet. Mesela belirli bir mesafeden sonra ilk baş çıktı ya da 12 volt çıkıyor. Kameranın dibine 8 volt altına düştüğü zaman kamera parazit yapmaya başlıyor. Gece üzerindeki gece ırletlerini yaktığı zaman, gece görüntüsüne geçtiği zaman kameralar çalışmamaya başlıyor. Böyle bir sıkıntı meydana geliyor bu analog kameralarda. Daha Yani büyük bir operasyona geçelim. evet, daha büyük bir operasyona Özür geçelim. dilerim şunu sorayım Evet. öncesinde. Şimdi sen de dedin yani Aras'a gittiğimiz bir yere, Bağevi ya da Köyevi gibi. Ben istiyorum ki buna uzaktan erişeyim. Şimdi IP sistem, bilgisayar sistemi işte oradan yani tahmin ediyorum ki bir bağlanıp internete bağlayıp izleyelim. AHD sistemleri de aynı şekilde takip etme, izleme şansım olur mu? Tabii ki abi şimdi dediğim gibi bu AHD kamera sistemlerinde şimdi böyle bir algı da var. Şimdi sadece zannediliyor ki IP kameralar uzaktan erişebilir, telefondan yönlendirilebilir, telefondan izlenebilir. Tam tersi yani AHD kameralarda da kamera kayıt cihazının olduğu yerde internet olması halinde kesinlikle kendi yazılımları üzerinden ya dediğim gibi OEM bir cihazsa yani dediğim gibi bir markalı bir cihaz değilse bunları da izleme yolları var. Özel programları var. Xmail adı altında bir programları var Evet. abi. Bunlar da internet olduğu takdirde uzaktan izlenebilir, erişim sağlanabilir. Cep Hatta tabii telefonumuzdan, cep telefonundan, bilgisayarımızdan köyün Seydişehir'de Almanya'da yaşıyorsun. İnternet olduğu takdirde Almanya'dan da izlersin, Amerika'dan da izlersin, Seydişehir'den de izlersin. Bu mevcut. bu bizim kendi şifremize gireceğimiz bir Tabii değil mi? tabii. Herkes giremeyecek Tabii yani bu. tabii bu kayıt cihazının seri numarasına ve üzerindeki şifresine de bağlanabilen bir Anladım. sistem abi. Yani bu sadece IP sisteminde değil, AHD analog sistemlerde de bu mevcut. O zaman operasyonumuzu büyütelim. Hatta şöyle bir şey de mevcut abi onu da söyleyeyim. Buyurun. Şimdi zaten son sistemlerde dediğim gibi HDTV, bunlarda kameraların üzerinde önceden mesela bir yere sesini dinle, ortamın sesini dinlemek istediğimiz zaman da yani kamera takılan yere sesini dinlemek istediğimiz zaman bir CCTV kablonun içinde 4 tane ayrı kablo giderdi abi elektrik dışında. 2 tane de mikrofon kablosu giderdi. Yanına bir de mikrofon takılabilirdi. Ortamdaki ses dinlenirdi. Şimdi son zamanlardaki çıkan kameraların içinde kendi mikrofon da var. Aynı koaksiyel Daha kablo yeni üzerinden, mikrofonu var. evet koaksiyel kablo üzerinden ses de dinleyebiliyorsun. Ve hatta bir markada kameranın üzerinde hoparlör. Olduğun yerden sen mesela telefondan konuşuyorsun. Ha, diyafon gibi, Kameranın megafon diye, gibi. evet hem ortamı dinliyorsun hem ortamdan ses gönderebiliyorsun. Yani Anladım. bunun için illa IP olmasına gerek yok. AHD sistemlerde de bu mevcut. Belli bir yere kadar aslında IP kamera sistemine yatırım yapmaya gerek Gerek yok. yok. Yani bu Belirli bir param şey. olsa da Tabii. illaki Aynen IP öyle. yapmama gerek yok. Bu Aynen. sadece ekonomik olması için değil. Efektif olarak Tabii. bizim ihtiyacımızı görebilecek seviyede. Kesinlikle. Ya şimdi dediğim gibi bu AHD kameralarda da şimdi PTZ hani şu dönen kameralar Evet, aynı hareketli. şekilde AHD kamerada da var. Ondan sonra mesela son zamanlarda çıkan üzerinde ışıklı. Şimdi mesela önceden bir de şu vardı. Kamera vardı. Ne yapıyorduk? Kamera gece görüşü olsun diyerekten yanına bir de elektrik kablosu çekilip led lamba takılıyordu, ampul takılıyordu. Öyle şey yapıyor. Şimdi kendi kameranın üzerinde ışıklı kameralar var. Starlight olan var. Ondan sonra ledli olanlar var. Irledli olanlar var. Gece görüntüleri Yani de hem kızıl ötesi hem de normal evet, ışık da veriyor, evet. Irled projektör gibi. tabii aynen. Şu anda
Gece görüntü problemi de yok yani AHD kameralarda abi. Çok güzel. Ya bu dediğim gibi takılacağı yere göre, bütçemize göre 10 kameraya kadar ben şahsen AHD kamerayı öneririm abi. Anladım. Peki daha büyük operasyona geçelim. Yani bir evet. İşletme, fabrika haliyle tabii ki bu kadar kamera, bu kadar kameranın bir de takip edilmesi lazım. Yani tabii ki. Başında tabii. Güvenlikçi var, bir şey evet. var. Burada IP kamera önemli diyorsunuz. Evet. Tamam, şimdi büyük bir işletmede mesela çalıştığımız kurumda abi, mesela bizim çalıştığımız kurumun eklenti binalarında evet. IP kamera sistemi var ama eklentilerini biz kendimiz taktık, işte beraber şey yaptık. Evet. Oralarda analog HD kameralardan taktık abi. Çünkü maliyet açısından, takılacağı yeri açısından, konum açısından o kameralar mantıklı geldi, onları taktık. Ama tabii şimdi büyük bir işletmede, yani mesela örnek veriyorum 300, 400, 500, 100, 50, 50 bile büyük bir tabii rakam ki, yani. tabii ki Bu büyük böyle yani. bir... Bu kadar kaydı Tabii. almak, kamerayı takip etmek, Tabii. izlemek. Şimdi böyle bir ortamda abi hem arıza takip açısından hem kablolaması, ondan sonra hem Tabii daha uzun mesafeye tabii uzun gidebiliyoruz. mesafe. Hatta sahada dolap olup orayı Tabii. fiberle İşte bizim aktarabiliriz ya tabii da bizim yeni nesil. kurumumuzda Evet. mesela Ben altı de onu tane biliyorum zaten. sağ kabinlerimiz var. Onlara dediğim gibi 100 metre açtığı için biliyorsun abi ket altı kablolar kullanılıyor IP Onun da kameralara. Ket 5, mesafesi. evet ket 5 ve ket 6 tabii daha kaliteli olması için ket altı kablolar kullanılıyor. Ket altının da kablo mesafesi, iletim mesafesi 80 metre, 90 metre, 100 metre. 100 metreden sonra onun da verimi düşüyor. Ne yapılıyor? Fiber kablolar kullanılıyor. Mesela büyük bir işletme düşündüğümüz zaman. Fiberde mesafe sıkıntımız Evet, yok. mesafe sıkıntımız yok. Kabinlere sen fibere çekiyorsun. Sivici verdikten sonra PoE sivici. Şimdi mesela ne vardı az öncekinde? Trafo vardı analog Evet. kameralarda. Şimdi yeni sistemlerde abi. Kameralar enerjisini de sivici Switch'ten abi. üzerinden. Switch Switch dediğimiz üzerinden. şey yani ağ oluşturuyor. Ağ Bir ağın oluşturuyor. Evet. dağıtıcı sistemi. Evet, dağıtıcı sistemi. Bir tane kablo çektik. Geldik 24 portluk bir tane switch koyduk. Evet. Altına geldik 24 portluk switch koyduk. Bunun sınırı yok yani. İstediğimiz Atlayabildiğin kadar. genişleme imkanı da Tabii ona göre. genişleme ekran yani. 200 metre ileriye kabloyu çektin. 200 metre ileriye istersen 100 tane daha kablo ekleyebilirsin bir sistem. Ama AHD'de bunu yapamıyoruz. Anlaşıldı. Evet. Bu artısı var. Onun dışında görüntü kalitesi kesinlikle yani şimdi AHD kamerayla bunun görüntü kalitesi tartışılmaz. Daha Muhakkak nettir. dijital görüntü Evet. artık Dijital yani. görüntü. Neticede içerisinde bir bilgisayar, yani bir nevi bir bilgisayar. Her kamera bir bilgisayar. Daha görüntü işleyip aktarması ona göre tabii ki daha kaliteli abi. Tabii fiyat konusuna, ücret yani maliyet konusuna Onu şöyle geldiğiniz zaman. söyleyeyim. Ha, özür dilerim yani Evet. tabii kıyaslamanı yapsam Evet. pardon. Maliyet konusuna geldiğiniz zaman tabii IP kamera hem kameranın kendisi Hem hem altyapısı. Altyapısı Tabii hem switchler sistemin giriyor kendisi. devreye. Hem Tabii şimdi yani sen farklı büyük bir bir işletmeden kayıt cihazıyla tabii kurtulamıyorsun. tabii büyük bir işletmeye girdiğin zaman sen bu yazılımlara da para vermek zorunda kalıyorsun. Tabii ki. Örnek veriyorum ya şimdi dediğim gibi. Şöyle söyleyeyim abi sana. Kaç tane kamera takacaksan o kadarlık yazılım alıyorsun mesela. Bir işin, bu işin Ayrıca boyutu var tabii yani. bilgisayarlarda yani işte izleme ya da kayıt almak için Evet. bilgisayarlarda da operatör bilgisayarlarında Evet. da yazılıma da ayrıca ücret Tabii ödüyorsun. tabii. Ya şimdi dediğim gibi bu mesela 30, 40, 50, 60, 70, 100 kameralı yerlerde böyle şeylerin yani adı bile geçmez de, ekstra. Anladım. Aha. Ama Sistem dediğim daha gibi da büyüdükçe sistem daha da büyüdükçe bir de bu işin bir boyutu var yani. Ondan sonra NVR'ları hard diskle tabii ona göre çoğaltacaksın. Ona göre kayıt cihazları. NVR dediğin artık Network cihazı. Daha dedim ki DVR'dı. evet. Dijital video recorder yani dijital video kaydedici. NVR network video Network recorder yani anladım. ağ video kaydedici anlamına Anladım. geliyor. Yani bir nevi beyin aslında. Evet. Ağın beyni olup şu. Evet. Yani 64 kanallı NVR dediğimiz zaman bunun için yani şimdi az önce de şimdi söyledim ya yani kaç tane kamera takacaksın ona göre Evet. ücret. Bu, yani böyle 64 kanallı kayıt cihazın için zaten aldığın zaman bu zaten onun içerisinde yazılımıyla geliyor. Bunun öyle bir derdi yok. Bu AHD için Evet. söylüyorsun. Yok. Büyük şeylerden bahsediyorum. Ha, Büyük. anladım. Şey, IP sistemde de Evet. 64'lü bir kayıt cihazı alırsan zaten içinde yazılımıyla Tabii birlikte. tabii tabii. Ama operasyonumuz büyüdüğü zaman Büyüdüğü zaman. aslında hani işte izleme bilgisayarları, Evet, operatörler izleme şunlar. desteği çoğaldığı zaman böyle bir de O yazılımla para zaman bir veriyorsun. merkezi bir yazılımla 200, 300, 400, 500 Tabii. kamera bu şekilde. Tabii ki. Aslında entegre bir altyapı kurmuş oluyorsun Evet. orada. Bu bambaşka bir seviyeye Evet. taşıyor. Çok fazla uzatmadan şunu da kısaca bilgisini alayım. Özellikle AHD dedik. Evet. Analog sistemlerde marka vermemizde de bir sakınca Hı. yok. Yani birkaç tane Hı. verirsek. Ve dijital sistemlerde en çok tercih edilen, problem yaşatmayacak, fiyat performans ürünü diyebileceğimiz markalar nelerdir? Önce AHD'yi söyleyelim, sonra Evet. dijitali söyleyelim. Abi şimdi bu konuda AHD'de özellikle Dahua Evet. veyahut Hikon, Hikvision kayıt cihazları ve kameraları kesinlikle ben yani şahsen öneririm. Hiç Yani yani fiyatıyla kurumda şey, da kaliteli mesela Samsung'un kullanıyorum. da vardır AHD'si belki bilmiyorum var mı Evet. yok mu? Bildiğim kadarıyla Yani, yok abi bunlarda. daha pahalıları var mı Dahua, Hikon? Yani çünkü çok fazla piyasa malı var. Aha. Ya. Şimdi bu işin verdiğimiz paranın karşılığını fazlasıyla alabileceğimiz markalar bunlar. Evet, Daha kesinlikle bunlar. pahalısı var mı? Daha pahalı Bunlardan değil. daha pahalısı yok abi. Bunların daha pahalısı Peki yok. bunlar pahalı mı sana göre? Bunlar da abi yani dediğim gibi aslında Yaptığı bunlar işe göre kıyaslarsak. ya pahalı değil abi. Pahalı Anladım. değil. Ya IP yani sistemde IP sistemde abi
20 kamera takılacak yer var, 50 kamera takılacak yer var. 200 gibi bizim kurumdan bahsettiğim 300 kameranın olduğu Evet. bir yer var. Ya dedim aslında aynı bu az önceki verdiğim bahsettiğim markaların IP kameraları da var. Yani dediğim gibi 64, 128'lik Yani bir kayıt. fiyat performans, özür dilerim. Fiyat performans ürünü olarak IP sistemde de ben Bir DAHO'a, Icon, Icon evet. kullanabilirim yani. 120 kameralık sistemlerde Anladım. kullanıyorum. Tabii artık iş operasyon büyüdüğü zaman artık Samsung. Yerli Ondan... iştirakımız var mı bununla Abi alakalı? şu anda var. Şu Yani anda mesela AHD kamerada Beylerbeyi yani Icu diye geçiyor abi. evet. Bunlar son zamanda bayağı şey oldu. Ondan sonra şu anda bir marka daha var da şu anda o aklıma Önemli gelmedi. değil. IP de özellikle CCTV IP için depo. sordum ben. IP'de de aynı şekilde bunlar Yani üretiyor bizim abi. şey hani işte ASELSAN'dan falan bahsediliyor Tabii ya, onların Aselsan kendi, onlar tabii şu anda çünkü kurumlara benim şimdi mesela bu savaş teknolojileri alanında sensörleri falan geliştiriyorlar Evet. bildiğim kadarıyla. İHA'lar içinde sensör, alternatif sensör imkanları sunuyorlar. Sensör geliştiriyorsan kamerada yaparsın Tabii ki zaten. abi şu anda o da Aselsan şu anda güvenlik kameraları mevcut abi. Anladım. Ve yani dediğim gibi kurumlarda da takılacağına söyleniliyor yani. Anladım. Yani kamu kurumlarına satışın olacağı söyleniyor. Halit'ciğim, verdiğin değerli bilgiler için teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim abi. Değerli izleyenler, biz en ufak operasyondan en Yani dediğim büyük gibi bir operasyona hata doğru şeyimiz kısaca olduysa evet, kamera sistemleriyle alakalı en efektif çözümleri bir evet. şekilde anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Bu konuda değerlendirme size kalmış. Eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa Yine yorumlarda soru gelirse tabii ki cevaplandırabiliriz abi. Şimdi burada birazcık heyecanla belki yani hızlı geçmiş olduğumuz yerler olabilir. Yani yorumlarda sorularsa yardımcı olmaya çalışırız bildiğimiz kadarıyla. tabii kendilerine ait yani bir problemler ya da yapılması gereken bir işi vardır. Bununla ilgili danışmak istediğiniz bir Evet. şey olabilirse ya da katkı sağlamak isteyen olabilir. Yani belki bir eksiğimiz olmuştur, Aynen. İşte dilimiz biz sürçmüştür. aynen o şekilde. Bununla ilgili yorumlarınızı da bekliyoruz. Değerlendirin. Varsa ihtiyacınız bu belirtmiş olduğumuz belli başlı kriterlere göre, Halit'in anlatmış olduğu kriterlere Bilgi verme göre konusunda yardımcı tabii olabiliriz. kendi planlamanızı ona göre yaparsınız. Yani benim şey kastım buydu. Yani gidip parayla en iyisini satın almak her zaman en efektif çözüm Tabii değildir. tabii tabii ki. Önemli olan en iyi şekilde ihtiyacı giderecek Evet. en uygun ürün almak. Çünkü dediğimiz gibi bunların da büyük bir çoğunluğu yurt dışından gelen ürünler. Evet. Dışarıdan bu şekilde döviz kaybına sebep olmak da Evet. çok mantıklı değil. Her Kesinlikle. işimizde bu tarz hassasiyetleri göstermek önemli diye düşünüyorum Evet. ben. Zaman ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Beğeninizi, abone olmadıysanız abone olmanızı ve Evet. yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. En güzel günler sizinle olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler.